Herkese merhaba, ben Deniz. Arkadaşlar yepyeni bir vlog videosuna hoş geldiniz. Daha doğrusu kanalımızın ikinci vlog videosu mu? Tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Bugün sizlerle efsane bir şey yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Oyun oynamayacağız ve... lan madem oyun oynamayacağız bu kulak benim kulağımda. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bugün uzun süredir yapmak istediğim bir şeyi yapacağım. Bana böyle yorumlarda yardırdığınız sorular, böyle en çok gelen sorular arkadaşlar, topladım. Yakında da zaten böyle sürekli olan, yani düzenli olan bir soru cevap yapmayı düşünüyorum. Bu arada ekranda kendime bak bak. Oyun oynarken mükemmel bir ismiş. Yedek ekranım olmadığı için. Neyse arkadaşlar, size belli başlı sorular hazırladım. Daha doğrusu sizin bana genellikle sorduğunuz soruları ben kağıda yazdım. Aynen, doğru cümle oldu. Arkadaşlar bunlar nedir? Sırayla gideceğiz arkadaşlar. Bu arada bugün aslında Kadim Krallık videosu gelecekti arkadaşlar. Ancak bu aralar hani sınav falan vardı, şey vardı. Ben sabahları 7'de 8'de kalkıyordum. ADŞ olarak ben öğleden sonra 5'te 6'da kalkan bir insan olduğum için bu benim için bir rekor sayılıyordu. Bu arada sürekli ekrandan çıkıyorum arkadaşlar ve sonunda hani onları biraz geride bıraktık gibi oldu. Ancak dün videoyu çektiğimizde, hani yayınlayınca zaten göreceksiniz tipimden, saatlerdir uykusuzdum. Hani sınavdan çıkmıştım, yorgundum, saatlerce yürümüştüm falan filan. Onun üstüne eve gelip video çekmiştim ve inanılmaz yorgun, gözlerimi açamıyordum. Gecenin bir yarısına alarm kurdum. Gece kalkıp bu videonun montajını yaparım diye düşünürken uyanamadım gece. Çünkü arkadaşlar sıfır uykuydu. Dedim ki sabah yaparım falan. O da yani şu an aslında montajı yaparım. Belki de siz şunu izlediğinizde bu videonun montajı bitmiştir. Ancak internetim rezalet olduğu için videoları çok geç upload edebiliyorum arkadaşlar. O yüzden hani o videoyu upload etsem 10 saat sürecek belki. Çünkü bayağı boyutu büyük olacak, dakikası yüksek olduğu için. Oh! Dilim alev aldı yemin ediyorum. Arkadaşlar o yüzden bugün sizlere videosu bırakmamak adına size uzun süredir aklımda olan bu vlog videosunu sunmak istedim. Ulan ne konuştum be, helal olsun. Arkadaşlar o zaman hemen geçelim. İlk soru. Saçımdan da göreceğiniz gibi en çok sorulan sorulardan biri arkadaşlar. Bu arada saçım ıslak, yeni duş aldım. Neyse arkadaşlar, en çok sorulardan biri, dediniz ki saçını kesecek misin, saçını kes. Çoğu dedi saçını kesme, çok yakışıyor, kesme, sakın kesme, abonelikten çıkarım, kessene çık, kesmezsen çıkarım falan. Arkadaşlar öncelikle bunu bir kararlaştıralım. Arkadaşlar herkesin hayatına kimse karışamaz diye bir söz var ya. Ben nasıl karışamaz? Hani saçı uzat kısalt falan filan, ben bir nasıl diyeyim makyaj kanalı falan olmadığım için bu tarz saçla falan yorumlar çok biraz tuhaf oluyor arkadaşlar. O yüzden saçımı kestirmeyi düşünüyorum, ancak hatta daha önce düşünüyordum. Fırsat olmamıştı, hani saçın kestir, saçını kestirecek misin gibi soruları artık lütfen gelmesin diye rica ediyorum arkadaşlar sizden. Bu arada sakallarım kestirince bir... Hacı Reis gitti ya. Neyse arkadaşlar, sıradaki soruya geçelim. Oda vlogu çekecek misin? Bu bolca gelen bir soru. Hatta bir ara böyle patlamıştı bu soru var ya. TT olmuştu. Ondan sonra ben bir Minecraft'ta kendi odamı yaptım diye video çektikten sonra hafif azaldı. Son zamanlarda tekrar bir yükselişe geçti bu soru. Dolar gibi böyle bir düşüyor yükseliyor, düşüyor yükseliyor. Arkadaşlar buna bir cevap getireyim. Zaten videoda da söylemiştim, oda vlogu çekmeyi çok düşünmüyorum. Ancak yakında stüdyo falan gibi bir şey yapma planım var. Öyle bir şey yaparsam arkadaşlar, o zaman işte gelir ekipman vlog olarak. Çünkü o da herkesin özeline diye düşünüyorum ben. Yani özel eşyalar, şunlar bunlar. Yani böyle Minecraft'ta yapmak gibi işte dolaptır, masadır demek değil. Onun üzerinde ve içerisinde olan eşyalar özel kısma girer. O yüzden onlara çok bilmiyorum ya. Çok da büyük konuşmayacağım şimdi. İleride yaparım falan, ondan sonra bu videonun linkini atarsınız. ADŞ ne oldu, hani böyle böyle diyordun falan filan. Olaylar olmasın. Neyse, diğer soruya geçelim arkadaşlar. Diğer sorumuz, Düşler Şehri bitti mi? Şok! Bitmedi. Düşler Şehri hiçbir zaman bitmeyecek. Hatta arkadaşlar size bir spoiler vereyim. Düşler Şehri'ni server'a kurdum. Düşler Şehri'ni server'a kurdum arkadaşlar ve yakında kapışmalarla birlikte gelebilir Düşler Şehri. Lan arkadaşlar, dediğim gibi server'a kurdum. Yakında da sizi sürprizler bekliyor olabilir. Yapım videolarına devam edeceğiz. Arkadaşlar sizin var ya, inanamayacağınız derecede son günlerde yoğundum. Ve bu yoğunluk içerisinde sizlere hem uzun videolar, son videolara bakarsanız zaten 40-30 dakika, 50 dakikalık videolar ve hem de bunlar uğraşılmış, montajlanmış videolar olarak sunmaya çalıştım. Hani hiç zamanım olmamasına rağmen, çünkü sizi seviyorum. Only you. Ve arkadaşlar artık o zaman onu yapıyorsam, hani montajı bile 2-3 saat sürüyordu videoların. O zamanlar onu yapıyorsam yakında bekleyin arkadaşlar. Efsane geri dönür. Yazın var ya, patlatacağız patlatacağız. Neyse arkadaşlar, diğer sorumuz başka bir seri hakkında. Modsuz Survival bitti mi? Arkadaşlar bu sorunun cevabını inanın ben de bilmiyorum. Çünkü ne oldu biliyor musunuz? Modsuz Survival'ın kurulu olduğu server patlamış. Server patlamış.
Lanet olsun. Sebebi neydi ki? Arkadaşlar süresi dolmuş ve server'ın save dosyasını alamadım maalesef. Bu olalı bir ay falan oluyor. Video atmadığımdan beri. Ben save dosyası aldığımı zannediyordum. Acaba bu arada tozlar uçuştu. Acaba diye şey diye düşündüm hani. Aldığım save dosyasıyla mı karıştı falan diye eski bir save dosyası var ve bende bayağı eski. Hani surlar bile çekilmemiş ama isterseniz beykilerin beykiyle o seriye devam edebiliriz arkadaşlar ama çok zor. Efsane seri, yemin ediyorum kaç kere videosunu çekmek istedim ancak save dosyası olmadığı için GG. Özür dilerim. Arkadaşlar o zaman diğer bir sorumuza geçelim. Yumurta mı tavuktan çıktı tavuk mu? Aa bunu yanlışla yazmışım pardon. Ulan ne iğrenç espri. Dayıma selam olsun. Dayım dün bir iğrenç espriler yapıyor var ya. Of video dışında arkadaşlar. Böyle bir iğrenç espriler olmaz. Beni neşelendirmeye çalışıyor. Dün moralim bozuktu. Adam var ya gelmiş 3000 yaşına. Yeğenini neşelendireceğim diye iğrenç espriler. Neyse geçiyorum arkadaşlar. Farklı oyun çekecek misin? Biliyorsunuz son zamanlarda eskiden bayağı farklı oyunlar çekiyorduk. Son zamanlarda Minecraft, sürekli Minecraft çekiyoruz. Zaten ben YouTube'a Minecraft'la başladım arkadaşlar. O yüzden kimse diyemez ki hani bozdun Minecraft'a yöneldin falan filan diye. Benim YouTube'a başlama sebebim Minecraft zaten. O yüzden garipsenmem diye düşünüyorum. Ama Minecraft dışında oyun oynamayı da severim. Çok fazla seven bir insan olduğum için arkadaşlar yakında yaz sezonunda belki de efsane oyunlarla geleceğiz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Diğer sorumuz UHC 2. sezon ne zaman? Arkadaşlar aslında UHC 2. sezonu biz çok önce çekmiş olmamız gerekiyordu. Neden çekemedik söyleyeyim. Arkadaşlar 6 kişinin bir araya gelmesi çok zor. Yani onun işi oluyor, bunun gücü oluyor. Hani biraz dedik bir hafta ara verin, bir hafta dedik bir ay oldu. Benim sınavlarım vardı. Sonra işte Yasin abinin işleri oldu. Atıyorum Oğuz'un işleri oldu. Dayımın, Ali abinin, işte Murat abi hep müsaitti ya. Bak reis ya. Bak şimdi geldi aklıma. Bilmiyorum gerçi Ali abin de. Neyse arkadaşlar işte 6 kişiyi toplamak zor arkadaşlar. Ama yaptık mı, seriye bağladık mı, bunu bir alışkanlık haline getirdik mi sezonlar boyunca sürer. Ve bu da hani çok daha yeni başladığımız için çok düzen oturtamadık aslında. İleride daha düzenli bir şekilde gelir arkadaşlar. İkinci sezonda bu soruyu da bu şekilde cevaplamış oldum. Diğer sorumuza geçelim. Nerelisin? Aşk Yozgat'ta yaşanıyor güzeli. Nerelisin mi? Oha! Bu soru bana soruluyor mu cidden? İnanamıyorum. Neyse bu soruyu geçelim arkadaşlar. Ve soru bitti. Sorular bitti. Arkadaşlar son olarak şunu söylemek istiyorum. Yakında inşallah çok yakında. Yani yakında olacağız diye düşünüyorum arkadaşlar. 100.000 aboneye ulaşmak üzere değiliz ama yaklaşıyoruz. Şu an 73-74.000'e doğru ulaştık. Arkadaşlar aslında rakamlar, insanları rakamlaştırmak kötü bir şey. Yani rakam olarak ifade etmiyorum ama işte şu kadar insan, şu kadar abone falan filan tarzına. Ancak yani bunun çok kişi olduğunu belirttiği için rakamlar bu biraz insana huzur, mutluluk veriyor arkadaşlar açıkçası. Gerçi son zamanda değil, biz birden patlamadık, böyle düzenli bir şekilde artışımız oldu arkadaşlar kanalımızın, böyle düzenli bir şekilde büyüme oldu. Bu da inşallah yakında devam eder. Zaten bir şeyi başlarsanız, yükselişi yakalamışsanız, bırakmazsanız, devam ederseniz sonucuna varırsınız diye düşünüyorum. Aslında önemli olan başarıyı yakalamak değil arkadaşlar, zor olan başarıyı yakalamak değil, orada kalabilmek ve daha yukarılara gidebilmek arkadaşlar. Onun için çok çalışacağım. Zaten son zamanlarda YouTube'a bayağı, hani videolara bayağı önem veriyorum. Diyorlar, bazılarınız diyorsunuz ki abi eskiden işte, aha bu da bak sorulardan biri. 3 video atıyordun işte, hafta sonları 4 video attığın oluyordu. Şimdi bir video atıyorsun falan. Arkadaşlar o 4 videoyu hazırlamam, atıyorum kaç saat sürüyordur? Bayağı sürüyorsa bile 8-10 saatim alıyorsa günlük. Şimdi bir videoyu fikrini bulup çekmek, montajlamak, şey yapmak, her şeyle uğraşmak, hatta depo bile yapmak aynı saatini alıyor. Cidden 2-3 videoyu çekmemle aynı saatimi alıyor. Ama videolar daha kaliteli olmaya başladı. Bu daha önemli bir şey. Ve çoğu arkadaşımız da bundan rahatsız değil zaten. Bundan memnunlar. O yüzden arkadaşlar ancak hani biraz da yoğunluktan dolayı bir video geliyordu aslında. Çok uğraştım, montaj yaptım. Hani videolara çok uğraştığım için çok zamanım aldı. O yüzden bir video atayım falan gibisinden de değildi ama yakında eski düzene dönemesek de, yani dönemeyebilirsek de en azından daha fazla video kanalımızda bulabileceksiniz arkadaşlar. Hatta bir ara şey düşündüm. Bak bunu söylemeyecektim. Bu karar aşamasındaydı. Belki de yapmam bilmiyorum. Size de danışmış olalım. Arkadaşlar başka, yani ikinci bir kanal açıp orada Minecraft dışı oyunlar oynama gibi bir planım var. İleride
bilmiyorum inşallah. 100 bini falan geçersek ondan sonra bakarız ama zor arkadaşlar. İki kanala birden idare etmek cidden onu yapan insanlar var. Gerçekten çok saygı duyuyorum. Çok zor bir şey. Hani çok zor bir şey ama zor olan her şey de güzeldir. Son aylarda bu psikolojiyle ilerliyorum arkadaşlar. Zor olan her şey güzeldir. Sonunda başarı vardır. Bilmiyorum ileride. Dediğim gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bugünlük benden bu kadar da. Dediğim gibi videosuz kalmayın diye ve zaten bunu çok uzun zamandır düşünüyordum ve söylüyordunuz size soru cevap videosu falan gelecek mi diye. Bunu çok uzun zamandır düşünüyordum ve bugüne kısmetmiş yapmak arkadaşlar. Güzel bir şekilde sorularınızı cevapladım düşünüyorum. Umarım sorusu olan arkadaşlar cevaplarını benim cevapladığım sorular arasından alabilmiştir. Yüz binlerce değil de yüzlerce, binlerce soru var arkadaşlar. Hepsini cevaplamamız zaten imkansız. Böyle elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.